İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Baba Cars sunar. Baba Cars. Burada kestik. Topun başında Vincenzo Montella var. Kalede oldu çok dikkatli. Gel gel. Güzel insanlar. Neydi o? Ölümlü dünya. Ölümlü dünya. Adam beni her neydi ne diyordu? Dövdü duvara attı. Şimdi Adana'ya geldik. Adana Demirspor'da Montella Hoca'nın felsefesini, oyun görüşünü onların hepsini Yusuf Kenan sordu. Ama beni bir dövdü. Bir dövdü. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok özel görüntüler var öyle evet. Söyleyelim. Ve sizin için sildirmedim. Yani evet. Onu da söyleyeyim. Bu rezilliği sadece sizin için. Ama ben de Kaan kardeşime dayanamadım. Kapanışı yapmak için olağanüstü bir vuruşla bitirdim videoyu. Aslında çok iyi tanıdığımızı düşündüğümüz bir hocanın farklı yönlerini de gördük. Biz bile şaşırdık videoda. O kadar araştırmamıza rağmen. En çok ne dikkatimi çekti? Batshuayi ile ilgili sözleri. Evet. Bir golcü, eski bir golcü Batshuayi söyledi. Başlayalım artık çok merakla. Başlayalım. Merak hadi izleyelim. Hadi bakalım. Çok iyi oyuncuların zaman zaman teknik direktörlükte zorlandığını görüyoruz. En önemli örnek belki Maradona'dır. Çok kaliteli oyuncuların herhalde beklentileri de oyuncularından çok aynı kaliteyi sergilemeleri oluyor. Hoca bunda bir zorluk yaşadı mı acaba mesela özellikle forvet oyuncularıyla ilgili? Seguramente ci può essere. Bu tür hatayı sadece ilk hocalığınızda yaparsınız. Sonrasında törpülenir bu ve zaman geçtikçe mesela benim 10 senelik bir hocalık kariyerim var şu anda ve zaman geçtikçe artık sadece tüyo vermeye başlarsınız futbolcularınıza. Yani onların yapabilecekleri şeyler konusunda değil. Yapamayacakları şeyleri de değerlendirmeden, aynı şekilde tüyo vererek, onları geliştirmeye çalışarak ilerleyen bir meslek aslında benim için. Önemli bir yerden gölge olduğu için biraz duralım. Hem de hoca, hani izleyicilerimize öyle söyleyeyim, bizim tabirimizde nöbetçi golcüydü futbolcuyken. Ve o şahane takımda müthiş bir idare sistemi lazımdı aslında Capello'nun. Çünkü Del Vecchio, Montella ve asıl bir de forvet oyuncu Batistuta vardı. Ama hoca hep sonradan oyuna girip şampiyonluğa ciddi katkı sağlıyordu. Takım olmak dedi ya, biraz da antrenörlük artık oyuncu idare etme sanatından geçiyor. Yıllarca doğru idare edildiği için çok başarılı olan bir futbolcunun bugün idare etme, yani bu kulübede otururken oyuncu idare etmesiyle ilgili bize vereceği tüyoları çok önemsiyoruz. Öncelikle şunu söylemem lazım. Futbolcuyken de yedek kulübesinde oturmayı sevmiyordum. O yüzden hep ayakta duruyorum. Futbolcunun hani yönetimiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Hani ben futbolcuyken yedek bırakıldığımda nefret ederdim ve şu şekilde bir reaksiyon verirdim. Daha çok çalışırdım ve daha koştururdum. Hiçbir şekilde bir bahanenin arkasına sığınmazdım ve kendimi her zaman hazır tutardım. O yüzden şu anda mesela en çok zorlandığım noktada bazen hani futbolcularımız, yani genel olarak çalıştığım futbolcular yedek bırakıldığında doğru reaksiyonu vermediklerinde ve bahanelerin arkasında saklandıklarında ve %70'le örnek vermek gerekirse çalışıyorlarsa ve %110'unu vermiyorsa bu benim için gerçekten çok zorlandığım bir an oluyor. Çünkü bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her zaman çok farklı bir reaksiyon göstermen gerekiyor. Kendini hazır tutman gerekiyor. Yani una battuta per scherzare un po'. Yani ben bir espri olarak söylüyorum bunu. Mesela pazar günü golden sonra Belanda bana doğru geldi ve benimle sevindi ama ben orada aslında bana gelip kötü bir şeyler söylemesini bekliyordum. Çünkü baktığınızda çok istekli bir futbolcu ama fiziksel olarak bazı zorluklar yaşadı bu sezon boyunca. Ama dediğim gibi ben bazen futbolcularıma şey diyorum mesela yedek bırakıldığınızda tabii ki de bunu kabul etmeyin ama bunun için de çalışmanız gerekiyor ve bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ve gerekirse girin maça, gol atın ve bana küfredin. Yani buna bile varım yani. O yüzden o anda ben onu bekledim ondan ama sonrasında geldi. Ben çocuklarıma her zaman şey söylerim. Yani burada bir takımda fark yaratan futbolcular her zaman daha az oynayan futbolcular. Çünkü o daha az oynayan futbolcularda oynamadıklarında yaptıkları şey, yani odakları, istekleri, arzuları ve kendilerini hazır tutması her an sezonun kaderini de değiştirebilir. Yani istersen en iyi takım ol, istersen en kötü takım ol. Ama o sonradan giren futbolcular fark yaratmıyorsa, o kalite yoksa tabii ki de zorlanabilirsiniz sezon içerisinde. Torunlu oyuncular antrenörlükte yaptı. Hani küfürden yol açıp mesela Balotelli idare etmek. Geçmişte eğer yanlış hatırlıyorsam Totti hocalık yaptı yani. Hani buradan bize verecek fikir de kıymetli. Büyük egoları yönetmeyle ilgili ne söyler hocamız? Çünkü deneyimledi bunu. Ama essere chiari, non si gioca con una storia.
Yani aslında baktığınızda bu tür büyük karakterleri ve egolu diye tabir ettiğiniz futbolcuları yönetebilmek için her zaman net ve dürüst olmanız gerekiyor öncelikle. Ve onlara hikayenin yani aslında tarihleri oynamıyor maçta. Yani sizin yapacaklarınız halen gösterebilecekleriniz sizi oynatır maçlarda ve tabii ki de bu beklenti sadece bir hocada olmaz. Bütün takım arkadaşlarınızla da olur ve tabii ki de sizin geçmişiniz eğer çok iyiyse bu demek oluyor ki sizin zaten kaliteniz vardı. Ama bunu yansıtmak da sizin elinizde. Çünkü dediğim gibi geçmişiniz sizin için oynamıyor futbolu. Siz oynuyorsunuz ve geçmişinizi kuruyorsunuz adım adım ilerleyerek. O yüzden hani her zaman dürüst olup ve net olursan bu tür karakterleri yönetmek çok çok daha basit ve daha güzel oluyor. Yani Totti'li hiç sorun yaşamadım. Ama Totti... Aslında beklemediğim bir anda ben hocalığa başladım. Tam bıraktığım andan bir sene sonra ben hocalık yapmaya başladım. Totti Mustafa Travis. Totti de çok iyi bir dönemden geçmiyordu o zamanlar. Yani aslında baktığınızda ilk başladığımda, başladığım andan itibaren bir dahaki hocanın Totti olacağını söylüyorlardı. Ve hatta futbolcu, oyuncu, hem oyuncu hem hoca olarak hani görev aldıracaklardı. Hem kendisi benim arkadaşım, hem eski takım arkadaşım. Ve ilk başladığımda 3 gün sonrasında bir maçımız vardı ve ben onun oynamayacağını söyledim kendisine ve şaşırmıştı. E la partita successiva giocavamo in Champions. Ve bir sonraki... Lui era la conferenza stampa. Bir sonraki maçta da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. Prima di questo avevo detto che non avrebbe giocato neanche quella successiva. Ve tabii ki de maçtan önce de oynamayacağını söylemişti kendisine. Orada da tabii ki de çok şaşırdı ama davranış olarak gerçekten mükemmel bir davranış gösterdi. Mi ha aiutato moltissimo. Bana çok çok yardımı dokundu. Mi ricordo la terza avevamo il derby di Roma che a Roma è qualcosa di unico come derby. Sonra tabii ki de üçüncü maçımız olarak da Roma derbisi vardı Lazio'ya karşı. Çok böyle. Abbiamo vinto 2-0 e ha segnato due gol. İnanılmaz bir maçtı. İlk yani oynattığım maçtı kendisi ve iki tane gol attı ve kazandık. Vay be. Ya böyle öyle yönetiliyor. Böyle oluyormuş. İlk adam motive olmuş. Roma'da derbi. Yine ben buyum demiş. Geçti işe per motivo a lei calciatori. Alcuni sì, si guardava la Roma ieri. Aslında baktığınızda evet bazı futbolcular için hiç beklemediğin anda motive olabiliyorlar. Dell'anno per la Roma in quel momento ha segnato tre gol. A me piacciono Mourinho, Guardiola, Klopp. Yani aslında benim beğendiğim hocalar arasında Mourinho, Guardiola ve tabii ki de Klopp var. Ama asıl sır şurada yatıyor. Bir hoca, hocalık yapabilmek için öncelikle kendisi gibi olması gerekiyor. Yani kendini yansıtabilmen lazım ve kendi kişiliğini ortaya koyabilmen lazım. Yani aslında baktığınızda hocalık kariyerimde en zevk aldığım anlardan bir tanesini de Sevilla'nın başındayken Manchester United çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde galip gelip elemekti. Ve Mourinho'nun maçtan sonraki bana gelişi ve tebrik edişi ve konuşması ne kadar büyük bir hoca olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer başarılı olmak istiyorsanız bir hoca olarak kaybetmeyi de bilmeniz gerekiyor ki bilirsiniz zaten kazanmanın peki, yolunu da en çabuk şekilde tekrardan bulabilirsiniz. Şimdi oyuncu olsaydı kendi takımında kendini oynatır mıydı ya da oyuncu olarak kendi böyle bir teknik direktörü tercih eder miydi? Yani aslında ben futbolcuyken çok farklı bir karakterdim. Yani bütün takım arkadaşlarımla anlaşırdım. Hiçbir sıkıntı yaşamazdım. Ve her idmanda %100'ümü verirdim. Hatta az oynadığım dönemlerde de evde kendim antrenmanlar, özel antrenmanlar yapardım. Tabii ki de şu andaki metotlar yok. Hani antrenman metotları yok. Farklı metotlarla hani antrenman yapardım. O yüzden mesela şu tarz anlarda çok zorlanıyorum futbolda. Mesela benim arkadaşım olduğunu söyleyen bir futbolcu ve sadece %80 ile idman yapıyor. Ama benim suratıma bakmayan futbolcu %100 ile idman yapıp gerçekten sahaya sürdüğümüzde gerçekten fark yaratabilen futbolcu oluyor. O yüzden bu anlarda çok zorlanıyorum. Burada maçı izliyor teknik adamlar. Tribünler işte artık oyuncu değişikliği vakti geldiğini hissediyor ve sürekli bir şey var böyle telkin var, hissiyat var. Ama hocalar hep belirli bir dakika bekliyorlar ya. Neyi bekliyorlar? Sadece o anda futbolcu girdi diye bakmıyorum ben olaya. Çünkü o girdikten sonra nasıl bir şey gelişebilir? Hani onu da öngörmem gerekiyor. Tabii ki de bunları öngörerek belirli anlar oluyor. Ve şu anda 5 tane değişiklik hakkıyla daha çok manevra şansımız oluyor. Daha çok
fazla hamle şansımız oluyor. O yüzden o anda bunu bekliyoruz. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili bir araştırma okudum. Mesela 60 ile 75 arasındakilerin etkisi çok fazlaymış falan. Genelde Türkiye'de de hani sen en azından biliyorsun. Hani 60'a kadar hoca bir bekler falan. Bunun hani dakika bazında bir özel bir ehemmiyeti vardır, nedeni vardır. Onu bir sormak isterim aslında. Maçın önceden kafada oynanması meselesi. Birçok teknik direktör bundan bahsediyor. Mesela kendi değişikliklerini ya da hangi oyuncuyu alıp çıkartacağına kafadan 65'e kadar bekleyin. Evet yani şu şekilde sonra böyle Ahmet'i bir alayım. Öyle bir şey de var mı acaba? Öyle bir refleksi de var mı maç öncesinde? Maçı kafada oynama gibi bir şey var ya Türkiye'de. Elinizde bazı değişiklikler var ve o değişiklikler her zaman size verim vermeyebilir. Yani o değişiklikleri yaparak maçı da kaybedebilirsiniz. Onları öngörebilmek ve onun üzerinden çalışıp geliştirebilmek en önemlisi. Yani aslında baktığımda 60 ile 65 arasında olarak görmüyorum ben bu olayı. Maçlar her zaman 70. dakikaya kadar farklı bir maçtır ve 70. dakikadan sonra farklı bir maç olarak geliyor benim gözümde. Yani değişiklik yapsan da yapmasan da o maç o yöne doğru gider. Çünkü 70. dakikadan itibaren yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu giriyor yorgunluktan dolayı. O yüzden farklı bir yöne gidiyor maç. İyileştirici teknik direktör desek doğru olur mu? Hasan Bologna'nın performansı çok yükseldi, yürüyelim. Yunus Akgün olağanüstü bir seviyeye çıktı. Ligin bence en iyi oyuncularından birisi. Milli takım kapılarını zorluyor. Balotelli'yi de tekrar İtalya milli takımına gönderdi. Yani eğer bir sıkıntımız varsa oyuncuyla ilgili Montella Hoca'ya gönderelim. O iyileştirebiliyor desek. Şunu ekleyebilirim bu konuyla alakalı. Yani bazı tabii ki de hayal kırıklıkları yaşadım ve bazı futbolcular beklenildiğinden daha az performans gösterdiği dönemler yaşadım. Ve onlar tabii ki de benim için kaybedilmiş bir maçtan daha kötü bir his veriyor bana. Çünkü daha iyisini yapabilir miydim sorusuyla karşı karşıya kalıyorum her seferinde. Duran topla acayip başarılı Adana Demirspor, onu bir vurgulamak istiyoruz. Bu sezon gerçekten duran toplarda da başarılı bir çizgi gösterdik ve birçok gol attık. Ama tabii ki de bunu hem kaliteli kullananlar, frikikleri olsun, hem de baktığınızda her maçlardan önce belirli analizlerimiz var rakiple alakalı. Onların üzerinden yürümemiz ve sıçrayan futbolcularımız da, hani kafa topuna çıkan futbolcularımız da kaliteli olması bunu tabii ki de daha da çok farklılaştırıyor. Ve aslında top tekniğinizi geliştirebilmek için sadece bir yöntem var benim gözümde. O da çok aslında eski bir yöntem. Bir tane topunuz olsun, bir tane duvarınız olsun. Topu duvara vurun ve siz topa nasıl vurursanız duvar onu size geri verir. Bu arada oğlu şu an aynısını yapıyor. Duvar yalan arkada söylemiyor. Duvarın yalanı yok gerçekten. Ben söylemedim ama tüyoları aldı herhalde. O yüzden. Ben de merak ediyorum. Şimdi iyileştirici teknik direktör dedik. Acaba bizi de iyileştirebilir mi? Yani şöyle kısa sürede. Biz... Direkt duvara gitmeniz gerekiyor. Duvar biziz. Şunu da çok net hatırlıyorum. Ben 5-6 yaşındayken futbolcu olma isteği vardı ve arzusu vardı bende. Ben çocukken normalde sağ ayaklı futbol oynardım. Yazarken mesela aynı isteği göstermedim. Mesela sol ayağımı geliştirdiğim gibi sol elimi geliştirmedim. Çünkü baktığınızda ben sağ ayakla vurarken diyordum ki bunu zaten biliyorum. Diğerini neden öğrenmiyorum? Ve senelerce sadece sol ayakla çalıştım. Ve hiçbir röportajda bunu söylediğimi hatırlamıyorum. Bunu size özel söyledim. Teşekkür ederiz. Gerçekten duvarla... Ki sol ayağını övdüm biliyorsun bütün program boyunca. Duvarla beraber sol ayağımı geliştirdim. O yüzden yani solak oldum aslında. Sağlak ama sonradan solak oldum. Evet. Poi visto che siete alti abbiamo scherzato, chiudiamo così. Şimdi uzun boylusunuz ve şakalaşmıştık az önce. Şöyle şu şekilde. La mia fortuna è stato non essere alto perché ho iniziato come portiere. Bitirebiliriz. Molto bravo. Çünkü benim şansım aslında futbola başlarken kaleciye olarak devam etmemem. Çünkü ben aslında ilk başladığımda kaleci olarak başlamıştım ve belki bunu yazı olarak görebilirsiniz bir yerlerde. Evet. Kısa olduğum için de hani kaleciyle devam etmedim. Hatta bir maçta şöyle oldu. Forvetlerin hepsi sakatlanmıştı ve ben kaleden çıkıp herkesi dribling yaparak gol atmıştım. Ondan sonra beni forvet hattında belki sizin kadar uzun boylu olsaydım belki de amatör liginde kalecilik yapmış olurdum. Ama biz bir uzun boylu kadar iyi kafa vuruyordu hoca. Evet. Bir de onun sırrını söylesin. Nedir ya? Yani aslında orada oyunu okumanız ve timingini tutturmanız aslında tek anlamı bu olabilir. Yani. Özellikle de rakibin
ceza sahasında her zaman optimist bir karakterli davranmak ve her zaman topun size gelebileceğini düşünmek. Ama mesela bizim defans hattına da şunu söylüyoruz. Kendi ceza sahasının içinde her zaman negatif ol. Yani daha kötüye gidebileceğini düşünerek her zaman hazırda ve hamle yapabilecek şekilde kendimizi tut. Evet. Şey geldi aklıma, hoca da aslında bir işçi çocuğu ve bir işçi takımını teknik direktör. Bunu da şu an akıl etmem yalnız. Evet. Aslında komple katıldığım bir nokta bu. Çünkü mesela ben ünlü olduktan sonra babam hiçbir şekilde kendi hayat tarzını değiştirmedi ya da düşüncesini ve bu benim için her zaman dengeli kalmamı sağladı. Yani, tabii hocanın teknik adamlığına doğru yola çıktık ama futbolculuğunun da hastası olduğumuz ya, için biraz oralara daldık. Sahaya çıkmak bizim için. Ve yani dedim ya 2000-2001 yani. Yani bizim çocukluğumuz dönemi, gençlik dönemi. Şey oğluyla beraber. Bu mesleğin en güzel yanlarından birisi. 2 hafta önce Nuri Şahin'le birlikteydik. Nuri Şahin de bizim için çok önemli, çok özel bir oyuncu. Settim Hanefi Ayram ama konu bizden daha genç. Ama şimdi de sahada izlediğimiz, gıptayla baktığımız, gerçekten her dakikasını gerçek büyük bir zevkle izlediğimiz bir insanla aynı sahadayız ve hem sohbet edebiliyoruz hem birkaç top ve o duvar işte o ve oğluyla birlikteyiz. Aman hocam, hocam şunu dünya gözüyle bir pas yapsak şimdi. Yes. Di essere conte in campo con una persona che ci ha fatto sognare da piccoli. Daha sert diyor, siamo riusciti anche a parlare con te che è qualcosa di molto molto importante per noi. Ma è duro sto pallone. Sono de durissimo pallone. Çok sert top. Çok sert. Vai. Number 3. Number 3. Hocam number 47 numara. Ah. Bir dakika. Number 3. Number 3. Hocam. Per te. Number 3. Çocuğu vurmayayım oğlum. Ya evet, dikkat et. Hocam number 3. Köselenin İtalyancısı var mı bilmiyorum. Number 3. Oh. Number 1 left. Number 1 left. Okay. Up. Ah. Sepet hocam bu. Tado che numero? Bu Zebine hocam. Zebine mi? 4 diventa te. 4 eccolo là. Ah. 3 dai. Ayakkabısız bak. Var topa. Biz kösele dedik, çıplak ayak vuruyor ya. O. Bir numara. Vallahi bire vurdu ha. Yalnız yetenekli ha. Yetenekli. Yani ne bekliyorsun? Oğlum işte. Baksana. Benim babam da stopermiş bu arada. Ben de stoper oldum. Hocam hiç yaşlanmamış. Tamam, defende così. Ama hiçbir zaman düz bir şekilde defans yapmaman lazım. Yan pozisyon. Doğru. Così. Tamam. Faş, no. Tamam hocam. Böyle çok kolay geçilirsin. Yan pozisyon alman lazım. Şöyle. Yönlendirmen lazım. Yok, şöyle. Böyle bayağı yönlendirmen lazım. Böyle böyle. Bir taraf seçeceksin. Tamam. Ve oraya yönlendireceksin futbolcunu. Buraya doğru git hocam. Herhalde tüm oyu ortak kayma dedik. Sen yönlendiriyorsun ama o yönlenmiyor. Bak, çift alarım ha, biz Türk stoperiz. Pero, se tu riapri quello... Eğer sen bana bu tarafa açarsan... Öbür tarafa gidelim. Tamam, açmıyorum. Gerçekten bildiğimi yapıyorum. Hadi, hocam, buyur. Şurayı fakolo kesem, mister, vediamo. Çok bir şey bilemiyormuş. Lan oğlum! Deli misin sen? Hadi, faccio ancora un altro. Kestik. Yine oldu. Lütfen bir sıkıntı. Hocam, ya secondo tunnel, tato. Hocam, yaşlanmamış. Topu görünce o çocuk karnına dönüyor herhalde. Quel bambino dentro di te quando vedi la palla. Yani hiçbir zaman ölmedi ki o çocuk. Değil mi? Hiç bitmiyor. Meyani golcü şu an. Rimanendo in Turchia mi piace molto Başakşehir che aiuta molto la squadra, fa gol. Mesela Türkiye liginde oynayan Başakşehir'i çok beğeniyorum. Yani takıma çok yardımcı oluyor koşullarıyla ve oyun tarzıyla. Çok eleştiriliyor ama farklı bir bakış açısı. Acayip eleştiriliyor. Gerçekten normalmente lo criticano tantissimo qui in Turchia, però che vuole troppo dicono. Yani çok fazla koşuyor diyorlardır muhtemelen. Çok kaçırıyor diye. No, che non riesce a fare tanti gol, che
li manda sì, praticamente sì, la palla fuori. Lo prendiamo noi l'anno prossimo, se non sono se contenti. Se ne biz alırız çok mutlu değillerse. Doğru değil o rigor. Topun başında Vincenzo Montella var. Kalede oldu, çok dikkatli. Oğlum burada da Bülent Serttaç gibi oluyorum ben ya. Hocanın karşısında. Hadi di uno due da. Si vergogna a giocare con te, mister, perché non ha talento. Abi aklımı başımdan aldı ya. Never wanna see me fall. Stephen Curry, how I fall. Don't shoot down the sandal. Ya bu nedir arkadaş ya? Bitti abi. Gel. Programı kapatıyoruz ama bu bölümlük değil. Yani bu hareketten sonra bence... Programı bence bitiriyoruz. Sadece bilenler konuşuyor diyoruz ya hep. Teşekkürler. Ama İtalyanca söylediğim için 3 kez ama... Gracias, gracias. İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Babacar sundu.